Aydos düdüğünü duymadın galiba. Duydum ama şu elimdeki iş yarım kalmasın istiyorum. Sen asıl yarım kalan tavla maçını düşün. Dün gece yatmadan önce bir zar atma talimi etmişim görme. Bugün peş peşe 3 Mars'la yenmezsem... Hala gençlik sevdasındasın Kamil abi. Sen ne talimi yaparsan yap, Fikret seni gözü kapalı haklar. Hadi. Onunla cebelleşilir mi? Oroz ölür, gözü çöplükte kalır oğul. Hem biz daha ne öldük? Ne de ölmeye niyeti var. Neyse, sen git de ben şunu bitirip gelişirim. Bucukta buluşuruz kahvede. Ama bu sefer palavrasına değil ha. Öyle çayına kahvesine oynamam. Hep beraber pasajda içmecesine, tamam mı? Öyle olsun. Hey, paralar ağzına bakalım. Tamam, tamam. Ortada yoktun bugün, ha? Almanya dalgasının peşindeydim. Bir adam buldum ki derya. Jetonlu telefon gibi. Bas 750 papeli, git Almanya'ya kral ol. Dikkat et de paranı dolandırmasınlar. En iyisi işçi bulma kurumudur, ha? Ama bu kestirme be oğlum. Ne sıra var ne de bir şey. Ah, şu kalın kafalılığı bırakıp sen de gelsen. Boş ver, biz bu vatanın çocuğuyuz. Şimdi ayıp ettin işte. Biz Patagonya çocuğu muyuz yani? Benim durumumu biliyorsun. Peder kahvede yalnız. Üstelik ihtiyar mı ihtiyar? Bana ihtiyacı var. Onu bırakıp hiçbir yere gidemem. Gidemezmiş. Senin dalgan başka oğlum. Ne demek istiyorsun? Bunlar çam budağı değil oğlum. Hiçbir şey saklanmaz bu gözlerden. Çıkış saatlerinde kahvemizin karşısındaki karanfil saksılı pencereden ne haber? Saçmalama be! Hülya benim kardeşim sayılır. Ne kardeşi oğlum? Kız sana bal gibi aşık. Ah ulan be, bu cilveleri bana yapacak diyorum sana. Ne tabla dinlerim ne de bir bırak şey. Bırak sebzekliği de rahat rahat oynayalım şu meleği. O bizim kardeşimiz. Şilir. Bir ay sonra görsen beni, emekliye ayrılıp aldım mı 30.000 lira ikramiyeyi. Önce bir ev döşeyeceğim, arkadan da... Şerife teyzenin kapısını tıklayıp... Allah'ın emri peygamber hazretlerinin kavli... Kızı isteyip kafana da haddini bil kartoros diye saksı yiyeceksin. Daha ne istiyor yani? Böyle kısmete yatıp kalkıp dua etsin. Kızının sayesinde gündeliğe gitmekten kurtulur kadıncağız. Gene yorgun görünüyorsun Şerife Hanım. Allah'a şükür. Sıhhatimiz yerinde olsun da yorulalım. Ele güne muhtaç olmaktan iyidir. Bir şeyler aldı mı bizim Hülya? Acelen ne Şerife Hanım? Borçlu kalmayı sevmem bilirsin. Keşke bütün borçlularım senin gibi olsa. Sağ ol. At bakalım zarına. Hop! Oğlum buna paşa kapısı değil, şah kapısı derler. Şah! Kolla kendini. Bak senin kaynanan geliyor Kamil baba. Yo, fol yok yumurta yokken böyle laflar çıkarmayın. Kendin dedin. Dedim ama bil fiil faaliyete geçmedi henüz. Akşam şerifler, hayır olsun beyler. Selamün aleyküm bacı. Ne o, yorgunsun gene? Erkeksiz baş olunca öyle. Üstelik genç bir kızı dilediği gibi yetiştirmek de kolay mı Kamil efendi? Haklısın. Haklısın Şerife bacı, kolay değil tabii. Yoo, şikayet değil. Gene de Allah'a şükür. Hadi şansınız bol olsun. Sohbetiniz bittiyse biraz da oyuna devam etsek ha? Thank you.
Hayrola? Bu ne heyecan böyle? Hiç, seni gördüm de kapıyı açayım dedim. Ne zamandan beri açık saçık karşılamaya başladın beni? Böyle şeyler istemiyorum Hülya. Ama içimde bir kötülük yok ki anneciğim. Kötü bir şey düşünmediğini ben de biliyorum. Biliyorum ama mahalle malum. Yaşamamın, bunca didinmemin sebebi sensin. Benim için hayat zaten tükenmiş. Bir lokma, bir hırka. Beklediğim başka hiçbir şey yok hayattan. Gecemi gündüzüme katıp yalnız senin için çırpınıyorum. Bir ana için en büyük sevinç, kızının namusuyla gelin et. Beni böyle mi karşılayacaktın? Biliyorsun ki bütün yorgunluğum senin öpücüğünde geçer. Çiçeklerin en güzelisi. Getir bakalım, getir. Hadi bakalım Şerefe. Çok bira içtim ama bu kadar keyiflisini içmedim. Bedava sirke baldan tatlıdır. Bedavası be. Alın teriyle kazandık. Tavla meydanlarına ter akıttık. İnsan sana imreniyor. Hayatta her şeyin tadını çıkarabiliyorsun. Bunca yıldır seni bir gün olsun üzgün görmedim. Şu kadarcık çocuktum, senin kahkahalarına imrenirdik. Şimdi arkadaşın olduk, hala aynısın. Bir gün suratın asılmadı. İnsanın dişi ağrımadıkça neden somursun? Ama gene de en iyisi vaktiyle evlenip bir yuva kurmakmış. Aynı yerde doğdum, aynı sokaklarda büyüdüm. Belki de aynı yerde öleceğim. Geldiniz benim Fikre. Hadi senden geçmiş Kamil Baba ama şu inatçıya söyle de gelsin benimle Almanya'ya. Başladı gene. Yalan mı? Sen üzerine alma ama Kamil Baba. Yalnız eşekler doğduğu yerde ölürmüş. Eksik olma. Belki geri kalmamızın sebebi kaderimiz bu. Alnımıza böyle yazılmış diye pinekleriz olduğumuz yerde. Bak ben 30 yıldır aynı işteyim ama genç olsaydım Almanya'ya ilk giden ben olur. Onlara Türk'ün gücünü ilk ben gösterirdim. Öf be! 40 yılın neşeli adamını kötümser yaptınız ya. İçelim. İçelim. Bedavadır. Tavla kralı Fikret Bey'den. Eyvallah. Olmuyor be çocuklar. Hepsi iyi, hoş da yapayalnız eve girmek zor geliyor insana. Ne var? Birden bozuluverdi. Babamın kahvesi, havuzlar, ev. Çocukluğumdan beri bu üç yer arasında mekik dokudum.
Böyle geldi, böyle geçecek galiba. İlk defa eşek gibi yaşamamamız, bir takım yenilikler yapmamız gerektiğini düşündüm. Kamil Baba'yı düşündüm. Hepimiz dünyanın en mesut adamı derdik ona. Hep güler, kahkahaları göğe yükselirdi. Ama kazın ayağı öyle değilmiş. Gördük az önce eve girerken. Boş evinin kapısını açarken nasıl giderdi? Tamam. Ben boşuna laf etmiyorum. Hadi kır şu şeytanın ayağını da ver kararını. Gel benimle Almanya'ya Fikret abi. Ha? Tamam mı? İkimiz için de çok iyi olacak. Düşünmem lazım. Keşke sen de gelseydin kızım. Bir değişiklik olurdu, hava alırdın. Ay yok anneciğim. O şahane köşkleri, o cennet gibi bahçeleri, o güzel giyimleri gördükten sonra tekrar buraya dönmek tatsız oluyor. Hayırlı sabahlar. Bayağı içmişiz akşam. İlk defa zorla kalktım sabahleyin. Ulan bu kız deli midir nedir be? Ya benim sevgilime öyle laflar yok. Hadi evlat, bizim vakit geldi yine. Eyvallah baba. Dönüşte biraz balık alıver akşam için. Erol oğlum, düdüğü duymadın mı? Uyan artık, uyan! Geberdi mi bu sersem? Erol! İyi sabahlar. Dün söylemeyi unuttum Kamil baba, işe gelmeyeceğim ben. Bugün Almanya dalgası için hastaneye rapor almaya gideceğim. Hey Allah, hey Allah. Ne diyelim, Allah fikri ihsan etsin abi. Almanya işini düşündün mü Fikret abi? Cevap ver. Seni arkadaş bilip bütün sırlarımı anlatıyorum, sen oralı bile olmuyorsun. Ne diyeceğimi ben de şaşırdım. Sevgi bu kızım, bir takım şeyleri öğretmekle olmaz ki. Sen ne yaparsan yap, esas karşındakinin hissetmesi lazım. Haklısın, hissetmiyor. Romanlarda ne okuduğumsa hepsini yaptım. Ne çiçek takmadığım kaldı, ne de açık giyinmediğim. Kırıtmaktan kıskandırmaya kadar bütün öğrendiklerimi yaptım ama nafile. Erkekler vurdum duymazdır kızım. Karanlıkta göz kırpmak kabilinden şeyleri anlamazlar. Ne taktığın çiçekleri görmüştür ne de giyindiğin elbise. Peki ne yapayım? En iyisi tenha bir köşede sıkıştırıp açık açık konuşmak. Aa, 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 aa. Bir kız bir erkeğe ben seni seviyorum der mi hiç? Aa, neden demesinmiş? Bal gibi olur işte. Ama nasıl? Bir şeytanlık düşünmemiz lazım. Tıpkı filmlerdeki gibi. Bir şeye mi kızdın? Kızmak ne demek? Kendimi tutmasam şuracıkta sana öyle bir kötek çekerdim ki. Niye? Musluğu mahsustan bozmuşsun da ondan. Ne demek istiyorsun yani? Dayağı hak ettiğini. Ben bu gibi numaraları yutacak kadar ahmak değilim kızım. Bazı şeyleri hissetmeyecek kadar budalasın ama. Pisi pisine ıslanırken ne hissetmem lazımdı küçük hanım? Seni sevdiğim. Deli misin sen be? Aşığım. Musluğu seni sevdiğim için bozdum. Bana bak kızım. Senin aşkı anlaman için 40 fırın ekmek yemen lazım. Nedenmiş?
Sevdiğin insanı ıslatacak kadar çocuksun da ondan. Kim çocuk? Bak, boyum, vücudum. Ya ne olacakmış yani, boy devrede de var. Terbiyesizlik ediyorsun ama. Mecburum. Çünkü akıllanman için ya pataklamam ya da terbiyesizlik etmem lazım. Laf. Merhaba Şerife teyze. Ne işin var burada? Hülya çağırdı. Musluğu tamir etmek için. Evet, birden musluk bozuldu da anneciğim. Ben de ne yapayım? Fikret'i çağırdım. Eksik olmasın yapıverdim. Rica ederim, vazifemiz. Komşuyuz alt tarafı. Bana müsaade Şerife teyze. Dikkat et de bir daha musluklar bozulmasın. Sırılsıklam aşık olmak bu herhalde. Ne gülüyorsun be? Hülyaların musluğu bozukmuş da onu tamir ettim. Ne var yani? Tezgahın çinkosuna 3 çivi çakılacak. Aylardır dilimde tüy bitti. El alemin musluğuna gelince... Sen ne diyorsun Hasan amca? O musluk başka musluk. Hadi be! Ne o, beğenmedin mi? Adamcağız sana bir hediye yolladıysa kötülük mü etti? Ben hediye filan istemiyorum. Eğer kısmetini bu mahalle köşelerindeki şöyle böyle insanlar arasından düşünüyorsan... ...hayatın benim gibi saçını süpürge etmekle geçer. Bir şey düşündüğüm yok ama... ...Recep Bey'in durup dururken elbise yollaması da garibime gitti. Mühim olan bu hediyeyi ne maksatla yolladı? Ne maksatla olacak, seni beğendiği için. Beğenilmek istemiyorum ben. Musluğu bozarken de aynı fikirde miydin? Laf bu. Her kız beğenilmek ister. Tabii kalbini bir başka erkeğe kaptırmamışsa. Ne düşünüyorsun? Dün gece bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Rüya mühim değil. Sabaha kadar uyuyamayacağım. Almanya'ya gitmeyi düşündüm. Almanya'ya mı? Birdenbire nereden çıktı bu karar? Para kazanmam lazım. Hani kıymet vermezdin paraya? Çakıldaşınla evlenilmez oğlum. Hı? Ne? Evlenmek mi? Ya dalga geçiyorsun benimle ya ateşin var senin. Ne ateşi be? Bırak şakayı şimdi. Aşığım ben galiba. Hı? Kime? İşletsene kafanı. Kimin musluğunu tamir ettik? Biz biliriz oğlum. Hülya hülya derken yan çiziyordun. Nasılmış patladarak geldin kündeye işte. Bırak şarlatanlığı da anlat bu işin nasıl çevrileceğini. Hani parayı basınca Almanya'ya yollayan telefon kumbarası gibi bir adamın vardı. Var tabii. Sen 750 papelden haber ver. Sonra bana sarılıp öptü, öptü, öptü. Peki ne zaman oldu bunlar kız? Rüyamda. Keşke hakikat olsaydı. Sen istedikten sonra olmamasına sebep var mı? Bana aldırdığı bile yok. Kıskandırmasını bilmiyorsun da ondan. Ben senin yerinde olsam parayla peşime iki erkek takardım. Başkaları asıldı mı kadınlar kıymete biner. Çok heyecanlı vallahi.
evdeki gibi. Merhaba. Merhaba. Kararım karar Kamil baba. Şaka maka derken yatıverdim bu Almanya işine. Belki farkında değilsin ama bu kararıma sen sebep oldun. Desene bindiğim dalı kendim kesip paralı bir tavla ağacını kaçırdım. Dediklerime bakma. Biralarını çekiyoruz ama gene de iyi oyuncusundur ha. Ulan zibidi müsveddeleri, var mı bizim mahallenin tavuğuna kışlamak? Bana müsaade baba. Ya. Yumruğum kaşınmaya başladı da. Ne de olsa Kasımpaşa toprağı aynı benim gençliğim. Vay anam vay, endamına canımı kurban edip derimi tayyare kurumuna başlasınlar. Ye beni, kalbine vitamin olayım. Bir şey mi dediniz? Kulağım biraz ağır işitir de. Sana değil, yavruya laf attım. Aa, bir dakika, kelebek mi dediniz? Ha, söyle. Fazla ekşedim be. Eşek mi dedin? Eşek dedim, ne olacak? Eşek senin babandır. Arkadaş, dayı mısın sen be? Ayı mı dedin? Ayı dedim, ne olacak? Ha, ayı senin babandır. Ulan zorla kaşınıyorsunuz be. Kasımpaşa muştasını yemeden gitmeyeceksiniz anlaşılan. Sen benim neyim oluyorsun da karışıyorsun işime? Bana bak. Bir Kasımpaşa muştası da sana çekerim ha. Peki sana ne, sevgilim miyim ki? Değil sevgili, ana, bacı, hala, teyze, yenge. Mahalleden dişi kedi bile olsa bizim erkeklik defterine göre asılan alır nasibini. Ben senin hiçbir şeyin değilim. Saçma sapan laf edip bozma kafamı. Bir şeyin değilim ne demek ulan? Musluğu kim tahmin etti? Sıpa gibi uğruna sırılsıklam olan kim? Sen. Seviyoruz demek için ille de edebiyat mı yapmak lazım yani? Biz Kasımpaşalıyız kızım, yumruğumuzla konuşuruz. Yani... Yanisi manisi, seni seviyoruz işte. Film o zaman kopar dedim kendi kendime. Sabaha kadar iskele boyunda dolaşarak bunları düşün. Sonunda gitmeye karar ver. Ben ne yaparım sensiz? Beklersin. Bekle. Annen gibi, Kamil Reis gibi, babam gibi aynı çevre içinde yıllanmak istemiyorum. Genciz, bir şeyler yapmamız lazım. Seni sevdiğimi anladıktan sonra içimdeki bu his büsbütün kuvvetlendi. Anlıyorum seni. Benim de bütün gücüm sensin. Hayattan çok şeyler bekliyorum ben. Yalnız kendimizi düşünmemeliyiz. Ne bileyim, hayatımızı paylaşacak başka varlıklar da olacak. Onlara çok şeyler vermeliyiz. Aslında evlilik sanıldığı kadar kolay değil. Üstelik bu anlattıklarım da kısa zamanda olacak şeyler değil. Bunun için gitmek istiyorum Almanya'ya. Beni bekleyecek misin? Durup dururken nereden çıktı bu Almanya'ya gitmek? Şerbiyim, sahip olsun. Yapayalnız kuru başıma ne yaparım ben buralarda? Amma rutubet yaptım be Hasan amca, yapayalnız kalırmış. Bizi adamdan saymıyor musunuz yani? Bırak yakasını gitsin çocukcağız, istikbal meselesi bu. Bak benim canım yok mu? Yıllar yılı tek başıma yaşıyorum. Bildiğin gibi değil be Kamil. Gerçi bana bir zırnık faydası yok ama yanımda bulunuşu yeter. Şekerli bir. Yalnız olmak başka, oğlumu kaybetmek başka. Ahmet Usta'ya dol bir. Ne
Madem bu kadar sızlanıyorsun düşünürüz. Şimdi ayıp ettin işte. Biz Fikret'i kandırana kadar göbeğimiz çatladı. Sen iki lafla bir çuval incir berbat ettin. Almanya'da 3 sene kalıp bir arabayla dönse fena mı olur yani? Burada olsa bir bisiklet bile alamaz vallahi. Mani olma çocuğun kısmetine. Çocuklar haklı Hasan, hiç üsteleme. Burada kalıp da 3-5 kuruş için 30 yıl ikramiye mi beklesin? Hem bu zamanda Almanya dediğin ne ki? Komşu kapısı. Ha orada, ha burada. Madem hepiniz karar vermişsiniz, bana ne demek düşer ki? Hayırlı olsun. Bir sizin ağlamanız eksikti. Şu sulu sahneyi kesin de işimizi konuşalım. Bugün Almanyacı amcayla konuştum senin işi. Yarın tanıştırırım sizi. 750 papeli hazırla, ötesine karışma. Aga benim o tip heriflere aklım ermez. Hükümet koskoca iş bulma kurumu tesis etmişken... enayi gibi elin açık gözlerle para kaptırmam. Sen bilirsin. Hala yatmadın mı sen? Uykum yok. Gözlerinin içi parlıyor. Hep böyle olmanı istiyorum. Garip bir yaşama sevinci var içimde. Seni çok seviyorum anneciğim. Her şeyi, herkesi, bütün insanları seviyorum. Senin gibi usta bir kaynakçıya ihtiyaç vardı zaten. Gereken muameleye başlar, sana da 2-3 güne kadar durumu bildiririz. Çok teşekkür ederim. Bu işe evet derken içimden olmaz inşallah diyordum kendi kendime. Galiba nasipte ayrılmak varmış. Öf be baba, başlama gene Allah sen. Dur bakalım, daha ortada fol yok, yumurta yok. Sadece adresimizi aldılar, sepetlediler. Hakikaten gitmeye kalksa kıyamet kopacak desene. Hadi be baba. Gidiyorsun diye tabii üzülecek adamcağız. Baban haklı Fikret. Bu işin üzüntüsü yalnız ona değil, hepimize düşecek. Ne üzüntüsü be Kamil baba? Bana düşecek alemde böyle bir piyango. Mahalle ortasında göbek atmazsam namussuzum. Alo. Evet, ben bakkal Faik. He? Sen misin Şerife Hanım? Efendim? Tabii olur, tabii olur. Bir dakika. Hülya! Efendim Faik amca? Annen seni istiyor, telefonda. Geliyorum Faik amca. Şimdi geliyor Şerife Hanım. Efendim anneciğim? Peki anneciğim. Bu akşam gelemeyecekmiş, onu bildirdim. Bırakın bakalım oyunu. Olur mu canım? İtiraz filan istemem. Bu akşam bendensiniz. Fikretimin şerefini doya doya içeceğim ya. Hangi dağda kurt öldü Kamil baba? Senden bira içmek tarihe yazılır. Yok. Tavladan olsa gazoz bile içemezsiniz. Bu gönülden koptu. Şeker bebeğim. Evet, sevilen insan olmak kolay değil. Görüyorsun ya, senin gidişine yalnız biz üzülmüyoruz.
Var mısın iddiasına? İşçi bulma kurumu mu evvel gönderecek, yoksa 750 komisyoncu mu? Ondan iddiaya girilmez ol. Kadir gecesi doğmuştur, şanslıdır. Şans mans. Bizimki bas parayı değil Almanya'ya fezaya göndersin seni. İşçi kurumu hikaye kalır be. Asıl hikaye siz. Opel arabalar, kız gibi elbiseler. Sonra efendim o teyplerle falan cepte de marklarla dönünce başlayacak. Ya. Hele bu iti kendi elimle evlendireceğim. Bir düğün hazırlayacağım. 40 sene dedikodusu yapılacak. Onu bunu bilmem, alacağın kız dünyanın en şanslı gelini olacak. O şanslı gelinin şerefine. Ne şans, ne şans. Beklerim onu her gece pencerelerde. Hay koca ihtiyar, kafayı tutunca illa sabaha kadar içeceğiz diye tutturmaz mı? Haklı be, insan sende içerken doyamıyor. Üstelik bizleri kaybetmenin etkarı da bastı adamcağız. Dur be ya, daha ne ayrıldık ne de gittik. Dereyi görmeden sıvamayın paçayı. İnsan ne de olsa üzülüyor. Bana bak, Kamil babadan sonra bir de seninle uğraşmıyorum. Hadi, hadi güle güle. Eyvallah. Benimsin.
Senin olmak istiyorum. Sen olmak istiyorum. Benim. Bensin. Ne var yavrum? Niye ağlıyorsun? Beni öpmeyecek misin? Biliyorsun bütün yorgunluğum senin dudaklarında geçer. Hey, ihtiyar bizim bekar çayı yaya kaldı bu sabah. İhtiyar babandır. Bana çamur atacağına bir kere aynaya baktı.
Al şu çayını da sesin kesilsin. Fikret kalkmadı mı daha? Yatmadı ki kalksın. Haber ver öyleyse, bizim düdük neredeyse öter. İşe gitmeyecekmiş bugün. Gitmeyecek mi? Ha? Ha. Çoluk çocukla içersen böyle olur işte. Vallahi anlamadım gitti bu iş. Anlamazsın sen. Neyse, Mahtum Bey'e söyle de akşama hazır olsun. Tavla meydanlarında epeydir ter dökmeye hasret kaldık. Oh. Oğlum bu işin mektebi medresesi yok. Dikkat et de ustasından öğren. Şanslı baba. Sen bu kısmetle saray burnunda balık tutmaya... Hey! Müjde! Müjde! Müjdemi hazırla, müjdemi! Hiç bakma öyle, müjdemi vaat etmeden vermem. Bir kağıt parçası yüzünden oyunun bestesini bozdun be yahu. Ne kağıt parçası be Kamil baba? Piyango bu, piyango. İşçi bulmak kurumundan. Bir müracaatla turneyi gözünden vurdun. Biz ise pin ekleyip duruyoruz olduğumuz yerde. Şans be Kamil baba, şans ha. Herkese talih, bize kör salih. Ha? Memnun olmadın mı abi? Durumu bilsen sormazdım. Durumu filan kaldı mı bu dalganın? Her şey hazır. Hazır ama gidemem. Neden? Hülya. Bana her şeyini feda ettiği sırada onu yalnız bırakamam. Her şeyini mi? Yani? Daha iyi ya be abi. Asıl şimdi gitmen lazım. İstikbal meselesi. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Bu hayatta tutunacak tek şey, tek hazinem vardı. Ona öylesine güveniyordum ki, seve seve inandım. Benim bildiğim Fikret, beni bu halimle yüzüstü bırakıp Almanya'ya gitmeyi nasıl isteyebilir? İstemiyor ki. Hem de her şeye hazır olduğu halde. Sabah bu iş yatar diye dayattığında... Gitmesi için az mı yalvardım sanıyorsun? Ama niye? Neden? Bizim düşmanımız mısın ki ayırmaya çalışıyor? Sizleri sevdiğim için, iyiliğiniz, istikbaliniz için. Ayrılık kolay değil biliyor. Üzülmekte haklısın. Ama düşün, hemen evlendiğinizi farz et. İleride seni istikbaline mani olmuş hissederse, bir kırgınlık duyarsa daha mı iyi? Seviyor seni. Hem de unutamayacak, başka bir kızı göremeyecek kadar. Hepimiz genciz. Biz yaştakiler için 2-3 yıl ne kıymeti var ki, şıp diye geçiverir ama sonunda zenginler gibi dönünce paşa paşa bir hayat sürersiniz. Fena mı? Güzel ama istediğin şeyler benim için o kadar zor ki. Zor ama yapmaya mecbursun. Gerekirse senden kopması, hatta soğuması için kötü davranacak icabında yalan söyleyeceksin. Kalbinden gelmese bile oynayacaksın Hülya abla. Tıpkı filmlerdeki gibi, değil mi? Beni istemişsin. İşi gücü bırakıp koştum. Bir şey mi oldu? Senden konuşmam lazım. Boşuna ısrar etme. Seni bırakıp hiçbir yere gidemem. Gideceksin. En ufak bir hadise senin fikrinden nasıl caydırabilir? Yarın da bir başka sebeple bundan vazgeçmeyeceğin ne malum? Çıldırmışsın. Henüz çıldırmadım ama bu kadar iradesiz bir insan karşısında her an delirebilir. Gitmeyecekmiş. İstikbalimize güvenerek senin oldum. Almanya'ya mı yani? Evet. Bir kaynakçı parçasının karısı olacağım mı sandın yoksa? Otomobilin, parlak elbiselerin, bol paramız olacağını zannediyordum. Halbuki ben seni yalnız bırakmayayım diye kalmak istemiyorum. Hangi asırdayız kuzum? O parlak aşk palavraları devri çoktan geçti. Demek böyle. Evet. Ama ben altındaki dört tekerleği değil, beni elimdeki kaynak makinem, tulumumdaki yağ, alnımın teri, hatta cebimdeki delikle sevecek bir kız arıyorum. Aramakta serbestsin. Hayatım yoklukla geçti.
Sonunda gene bir dilim ekmek uğruna anam gibi gündelikçilik yapan bir kadın olmak istemiyorum. Güzel. Erkeklerin gözü hep bende. Sen bıraksan bile milyonla kısmetim çıkabilir. Benden göreceğin kısmet de bu. Defol. Defol! Hoppala! Bu ne surat be yahu? Cenazeye mi gidiyorsun, Almanya'ya mı? Ben senin yerinde olsam sevincinden havaya uçardım. Üstüne varma be Kamil baba. Kolay mı yani? Bu toprakları terk etmek o kadar basit mi? Kalkalım artık. Ey saygıdeğer ve vatanperver mahalle halkı! Fikret abinin siz yüksek ve kıymetli kardeşlerimizden ricası... Zaten kalabalık olan tren istasyonunu büsbütün doldurmaksızın onunla burada helallaşmalı. Deli misin sen? Böyle mi konuştuk senle? Bilmiyorum. Onu son bir defa görmek, sarılmak, beni bekleyen günler için kuvvet almak geldi içimde.
Bu günlerinde yalnız değilsin Hülya abla. Yanında ben varım. Değiştim bugünlerde. Annenim ben. Hatta herhangi bir anadan da öte. Benden gizlediğin bir şey var. Hiçbir şeyim yok anne. Sana öyle geliyor. Saklama benden. Ana kalbi aldanmaz. Sevdiğin biri mi var yoksa? Keşke olsa. Fikret'ten çok memnunmuş. Bütün Alamayı'ya sevdirmiş kendini. Benden bahsediyor mu? Bilmem. Al oku istersen. Sinirleriniz hayli zayıflamış. Kocanızla bir konuşmam lazım. Kocamla mı? Bunda şaşıracak bir şey yok kızım. Sevinmeniz lazım. Yakında bir çocuğunuz olacak. Evet Erol. Yakında bir çocuğum olacak. Kardeşim sayılırsın. Durumunu senden başka anlatacak kimsem yok. Öyleyse hemen yazalım Fikret'e. Sevinçten deliye döner mutlaka. Hayır Erol. Bunca fedakarlığa onu Almanya'dan geri döndürmek için mi katlandı? Evet ama o zaman çocuğun olacağını bilmiyorduk. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Hiçbir şey. Artık çok geç. Seni anlıyorum ama gene de bir şey yapmamız lazım. Ne bileyim ben. Bir şeyler yapmalıyız işte.
Ben yapacağım şeyi çoktan kararlaştırdım. Karşıma çıkan ilk kısmetle evleneceğim. Benim fikrimi sorarsan ilk kısmeti sen olmalısın Kamil Baba. İlk kısmeti mi? Ne şaşırdın be? Senin de fikrin bu değil miydi zaten? Hani ikramiyeyi alınca ilk işin kapıyı tıklatıp Şerife teyzeden Hülya'yı istemeyecek miydin? Erkek kızmış vallahi. Bu devirde sevdiği uğruna böyle fedakarlığa katlanacak kızlar da kalmış meğer. Helal olsun. Sen de insanı fıtık edersin yani. Bırak kızın erkekliğini dişiliğini de cevap ver. Evet mi hayır mı? Ne biçim sual bu be? Beni ne sandın yani? Kalpsiz miyim yoksa arkadaşlığım mı noksan? Yarın ilk işim üstüme bayramlıkları çekip saçlara da bir tarak. Doğru Şerife Hanım'ın kapısına tak tak. Nene. Kaynana mı dedin? Sinirlenme canım. Kaynana değil. Kayınvalide. Bunda şaşıracak ne var anne? Ondan daha iyi kısmet mi bulacağım sanki? Kadın kıymeti bilmeyen çoluk çocukla evlenip bedbaht olacağım. Durmuş oturmuş bir erkekle yuva kurmak daha hayırlıdır belki. Delirdin mi? Bu kadar aklımın başında olduğunu hatırlamıyorum. Rahata kavuşmak istiyorum artık. Birikmiş parası var. 2 ay sonra 30.000 lira ikramiye ile emekliye ayrılacak. Sonra... Yaşlı ama çoğu gençlerden yakışıklı. Peki... Çocuğunu biliyor mu? Kabul edecek miymiş çocuğun? Kabul edecek. Zaten... Bu yüzden onunla evlenmek istiyorum. Hayda! Bu da nesi? Seninle acıların dinsin diye evlendik. Hadi kafamı kızdırmadan sarıl bakalım bana. Bu ne surat? Sarıl dediysek koca olarak değil. Bir baba sıfatıyla sarıl dedik. Yoksa 40 yıllık Kamil Baba'yı kötü niyetli bir insan mı sandın? Bu güzel gözlerde yaş istemiyorum artık. Oo, ağlamaya gelinceye kadar yapacak o kadar işimiz var ki. Kamil amca. Kız. Ne yapıyorsun orada sen? Hiç, merdivenleri siliyorum. İstemez efendim. Yakında anne olacak melek gibi bir kızın kıymetini bilmedi dedirtmek istemem kendime. Çocuk doğana kadar hiçbir işe el sürmek yok. İşte böyle Erol. İlk geceden beri üzerime bir çocuk gibi titriyor. Bunu sana borçluyum. Sevenler arasında borç olmaz Hülya abla. Seni mutlu görmek benim için en büyük mükafat. Fikret'ten bir haber var mı? Geçen gün bir mektup aldım. Kamil babayla evlendiğini öğrenmiş. İhli bebeği. Bırak ihli bebeği, beni dinle. Konuşmaya ihtiyacım var. Ziyanı yok, söylediklerimi anlamasan da olur. Aldatılmış bir adamım ben. Sevdiğinden ihanete uğramış, yaşlı bir adamın parasına kurban edilmiş budalanın biriyim. Bu aşk denilen meret öyle bir hastalık ki unutamıyorum işte.
Neyse boş verelim. Bizi içki bırakma. Ey garson! Bize var getirmek iki bira ha? Zahmet ettiniz. Ben kendim alırdım. Yo, yerinden kıpırdamak yok. Ben memlekete sapasağlam bir asker yetiştirecek, sıhhatli bir anne hazırlamak istiyorum. İç bakalım. Su son damlasına kadar içeceksin, o kadar. Sonra darılırım ha. Masal filan anlatmam. Sonra ihtiyar padişah talihsiz güzel peri kızını üzülmesin diye sarayına kaçırmış. Mutlu olması için de onu memleketin sultanı yapmış. Gel gelelim zavallı sultancık ne hazineler ne cariyeler ne de o muhteşem saraylarla avunamayıp hep o eski yavuklusunu düşünüp ağlarmış. Bak şuna. Bu kadar çeneyi ağlayasın diye mi döktük sana? O kadar tatlı bir masal. Sen de öylesine güzel anlattın ki. Ne olur devam. Bütün bunlara rağmen sultancık mutlu olmuş mu, olmamış mı bilinmez ama günün birinde doğan nur topu gibi yavrucak padişahı saadete boğuvermiş. Bu iyiliklerinizi nasıl ödeyeceğim? Ya, gene başlamayalım. Asıl ben sana borçluyum. Beni bu yaşta tosun gibi bir oğul sahibi yaptın ha? Hayırlı ve uzun ömürlü olsun. Çam sakızı çoban armağan. Bu da nesi? Çocuk yürümeye başlamadan top mu oynayacak? Mahallenin futbol takımının sol açıklığını yapacak Kamil amca. Elimizi çabuk tutalım dedik. Bir. İki. Üç. Vay! Gol. Oldu mu ya? Yuf be baba. Geleni geçeni içeri aldın. Fenerbahçeli olsaydın bu golleri yemezdin. Anlaşılan bu yaştan sonra takımı da değiştireceğiz küçük bey. Artık yaramazlar paydos. Yemeğiniz soğuyor. Bak ter içindesin. Çabuk çamaşırını değiştir yavrum. Sorma Kamilciğim, sorma. Bu ne inattır anlayamadım. İnsan 4 yılda bir olsun izine gelmez mi? İnatçı bir tane mi civanım? Ya bizim kayınvalideye ne denir? Evleneli 4 sene oldu, bir kerecik gelmedi evimize. Neymiş? Dargınmış. Çok özledim hınzırı. Ayıp yahu. Senin gibi gençliğinde koca Kasımpaşa'yı sus da durdurmuş birine. Ağlamak yaraşır mı? Sil bakayım yaşını. Şuracığındaki acıyı bir bilsen. Sana onun yerini tutacak birini tanıtsam. Evladın yerini kim tutabilir ki? Torunun. Torunun mu? Şaşırma hemen. Anlatayım da dinle. Fikret.
Ölü görmüş gibi korkmana lüzum yok. Mezardan gelmiyorum. Bu ne biçim konuşma Fikret? Çocuğunu gizleyen bir anneye nasıl davranmamı beklerdin yani? Atla arabaya, atla! Fikret! Atla diyorum sana! Boşuna ısrar et. Hakan Kamil babanın oğlu sayılır. Benim kanımdan olan bir çocuğu ne hakla kendine mal edebilir? Yaptığı fedakarlıklar. Benimle sırf oğlumuz isimsiz kalmasın diye evlendi. İkimiz için de eşsiz bir baba oldu. İkinize de mi? Evlendik diye bana el mi sürdü sanıyorsun? Yeryüzünde benzeri bulunmayan eşsiz bir insan. Bunca fedakarlığına rezalet çıkarıp zavallının kalbini kırmakla mı karşılık vereceksin? Acı da olsa bu hikaye aramızda sır olarak kalmalı Fikret. Biz bağrımıza çok taş bastık. Biraz da sen katlan acı çekme. Peki ama neden? Niye yaptın bu çılgınlığı? Bak, paralıyım artık. Arabam var, sana her şeyi verebilecek kudretteyim. Almanya'ya gitmeyi seni mesut etmek için istemiştim. Anlamıyorsun beni. Anlamıyorsun. Kamil baba, Kamil baba. Fikret döndü Kamil baba. Fikret mi döndü? Ne? Üzülmedin mi döndüğüne? Sevinçle beklediğim şeydi bu. Hülya'yı mesut edecek her şey beni sevindirir. Fikret döndü. Hülya bu gelişten hoşlandı mı sanıyorsun? Sabahleyin konuşmuşlar Fikret'le. Bitti bu hikaye. Kamil babayı rahat bırak demiş Hülya. Fikret öylesine kızmış ki bir daha affedeceğini sanmam. Vay hırgele vay. Kızmış ha? Onu yalnız tavlada değil hayatta da mars etmesini bilirim ben. Öyle bir oyun hazırlayayım ki ona. Düşeş mi düşeş? Ne var? Ne oldu? Fikret çocuğu kaçırınca kalp krizi geçirdi zavallı. Fikret mi? Nasıl yapar bunu? Doktoru çağırsam ben Fikret'i bulmalıyım. Sevdim seni Fikret amca. Zaten babam hep seni anlatırdı. Bir gün Almanya'dan dönecek. Beraber oyunlar oynayacaksınız der. Bu daha hiçbir şey değil. Sana elimle ufacık bir otomobil yapacağım. Fikret. Yapmamalıydım bunu. Ben Fikret abiyi çok sevdim anne. Çocuğuna dayanamadım. Kamil babanın durumu çok kötü Fikret. Hemen dönmeliyiz. İyileştin demek. Durun bakalım. Ezrail'le becelleşecek kadar gencime velallah. Fikret'i tavlada pes ettirmeden evvel ölür müyüm hiç? Kamil baba. Ne hastalığım ciddiydi, ne 4 sene önce eve gelen nikah memurları.
Ne bakıyorsunuz daha? Birbirinize sarılmanız için ölmemi mi bekliyorsunuz? Sorun sorunuzu. Fikret abi! Fikret abi! İş davetiyem geldi, Almanya'ya gidiyorum.